Geç kaldığımızı düşünmüyoruz. Geç kaldığımız hiçbir şey yok. Bugüne kadar zaten muhtemel seçimlere dönük hazırlıklarımız vardı. Yarın seçim olacakmış gibi hazır olacağımızı söylüyorduk. Önümüzdeki süreçte adaylarla ilgili ve siyasetin stratejisiyle ilgili çok hızlı kararlar alınabilir, alınacaktır. Onunla ilgili bir tereddüt yok. Değerli arkadaşlar, tüzüğümüzde milletvekili seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçiminde aday saptamayla ilgili yöntemler belirli. Bu yöntemlerde kategorik olarak şu olacak ya da bu olmayacak deme durumunda değiliz. Bu yöntemlerin en uygun olanları uygulanacaktır. Birden fazlası uygulanabilir, bir tane uygulanabilir. Ona parti meclisimiz önümüzdeki günlerde karar verecektir. Zamanın sıkışıklığı aday belirleme sistemiyle ilgili bir nokta değildir. Daha çok siyasetin pozisyonu aday belirleme yöntemi açısından önem teşkil eder. Bu çerçevede de parti meclisimiz yetkilidir. O karar verecektir. Diğer sorunuz neydi? Yani Merkez Yönetim Kurulu zaten sürekli çalışma halindedir. Bugün de bunları değerlendirdik. Bundan sonra da ihtiyaç oldukça düzenli olarak toplanacağız. Arkadaşlar, İYİ Parti üzerinden herhangi bir şekilde bir planlama yapmayı uygun bulmam, hükümet açısından söylüyorum, Yüksek Seçim Kurulu açısından söylüyorum, İYİ Parti'nin seçime girme hakkı vardır. Türkiye'de ilk defa çok partili sistemde seçim yapmıyoruz. 1950 yılından bu yana 68 yıldır Türkiye çok partili rejimde seçim yapma pratiğine sahiptir. Bu çerçevede bir birikimi vardır Türkiye'nin. Hangi partilerin hangi şartlarda seçime girebileceği de orada yazılıdır. Bugüne kadar Yüksek Seçim Kurulu'nun yerleşik içtihatları İYİ Parti'nin bugünkü pozisyonda seçime girebilmesi imkanını sağlayan içtihatlardı. Eğer Yüksek Seçim Kurulu bugün başka bir planlama yapıp İYİ Parti'yi seçim dışı bırakmak istiyorsa, Yüksek Seçim Kurulu yeni bir şaibenin altına imza atmış olur. Onun adı Yüksek Seçim Kurulu olmaktan çıkar, Yüksek Sabotaj Kurulu haline gelir, seçimi sabote etmiş olur. O yüzden böyle bir şeyi tavsiye etmeyiz. Ha, atılacak adımlara göre pozisyonlar partinin kurullarında görüşülür, tartışılır ve bu çerçevedeki kurgu ve planların tamamını boşa çıkaracak adımlar atarız. Sınavlarla ilgili, üniversite sınavlarıyla ilgili konuyu daha önce söylemiştim. Çaresizliklerin ve telaşlarının çok açık bir örneğidir. Yani çocuklarımızın pozisyonlarını bile buna göre belirleyecek noktaya geldiler ama biz podyum meydan diyoruz. Onun üzerinden çok uzun, onu milletin takdirine bırakıyoruz. Bu yaptıklarını, bu çocuklarımıza uygun gördükleri bu muameleyi milletin takdirine bırakıyoruz. Cumhurbaşkanlığı aday belirlemeyle ilgili, tabii bizim tüzüğümüzde aday belirlemeyle ilgili sistem belli. Ancak bu konuda uyum yasası henüz çıkmadı. Onu bir hızla önümüze gelmesi lazım. Nasıl bir düzenleme yapılacak? Bu çerçevede gerekli uygulamaları yapacağız, gerekli kararlar alacağız. Şu anda gelemeyeceği üzerine yorum yapmayı doğru bulmuyorum. Yüksek Seçim Kurulu'nun bugüne kadarki seçim birikimimiz ve pratiğimiz çerçevesinde gireceğine karar vermesi gerekir.